Sayın Başkan, tabii bunlar ikinci dönem aday gösterilmeniz ve kazanmanız halinde. Biraz bunu konuşalım. Şöyle, tabii sizde az başvuru var. Beyda küçük bir ilçe. Yanılmıyorsam eski belediye başkanı Vasfi Bey başvurdu. Bir adaylık kaygınız var mı başkan? Yani yeniden aday gösterilme noktasında bir kaygınız var mı? Tabii genel başkanınızın, o konuyu da konuşuruz. Anket açıklaması var. Memnuniyet oranları yaptırılacak. Nedir başkan bu noktada yeniden aday gösterileceğinize inanıyor musunuz? Tabii şöyle düşünelim. Tabii diğer arkadaşımızı da abimizi de başarılar diliyorum. Şöyle ilçede yani bir kamuoyu yoklaması yapıldı daha önce. Özellikle ben hiç anket yaptırmadım. Yaptırmaya gerek yok. Görmüyorum zaten. SODEMSEM var bizim bağlı olduğumuz bir sendika. Yani bizim tarafımızda olan işçiyle pazarlık ettiğimiz. O sendika bir araştırma yapmış. Yani kişi üzerinde bayağı bir. Yani %60,4 gibi bir Memnuniyet. memnuniyet anketi var. Özellikle şahsından. Ama biz bunu yaptığımız hizmetlerle fazla olduğunu inanıyorum ben. Hiçbir seçilmeme, atanmama veya aday gösterilmeme gibi bir derdim, sıkıntım yok. Evet. Çünkü Beydağlılara sorsalar, demin dedim ya, yani bu büyük hizmetler, kalıcı hizmet. Şimdi herkes yer altını kimse girmek istemez. Benim şu Tabii. 34,5 kilometrelik işi herkes kimse girmek istemez. Bunun aynı zamanda daha büyük ilçelerde doğalgazın özellikle şehir merkezlerinde yapılmayan yerler var. Ama bizde bitti. Ben karayolları ağı dahil verilmedik bir iki nokta kaldı. Onları da özellikle isim üzeri isim gönderip İzmir Gaz'dan çözmeye çalışıyoruz. Bizim şu anda 1144 tane bunu kullanıyor. Yani en Evet. azından büyük hizmetlerden biri de o.